neler yapıyor? Önce bir ona bakalım. Bu fuhuş çetesi Savarona'da neler yapıyormuş? O iddialara bakalım. Daha sonra devam edeceğiz yine Savarona'yla. Savarona'daki fuhuş skandalı büyüyor. Küçük yaştaki kızların iş adamlarına şantaj amacıyla kullanıldığı iddia edildi. Türkiye'yi sarsan olayla ilgili soruşturma derinleştiriliyor. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Göcek Limanı'na çekilen yatta gece geç saatlere kadar arama yaptı. Fuhuş çetesinin 5'i Türk 8 üyesi jandarmada sorgulanıyor. Çetenin uluslararası çaptaki kara para aklamaya da karıştığı iddia ediliyor. Bir başka iddiada fuhuşa karıştırılan iş adamlarına daha sonra şantaj yapıldığı yönünde. İş adamlarına yüksek paralar karşılığı pazarlanan Rusya ve Ukrayna uyruklu 13 kadınsa Aksu'daki jandarma çocuk evinde tutuluyor. Kadınlardan 9'u sağlık kontrolünden geçirildi. Aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu kadınların geceliği 3 ile 10 bin dolar arasında değişiyordu. Fuhuş yaparken yakalanan Kazakistan Başbakanı'nın danışmanı ve yabancı uyruklu 4 iş adamı ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Atatürk'ün son günlerini geçirdiği Savarona'nın biri Bodrum'da olmak üzere iki kez fuhuş için kullanıldığı ortaya çıktı. Zanlılar arasındaki ünlü Kazak iş adamı Tevfik Ağa'nın atanın yatını fuhuş amacıyla 5 günlüğüne kiralayan kişi olduğu ileri sürüldü. İddiaya göre sonradan Türk vatandaşı olan Tevfik Ağa çetenin başındaki isimdi. Finansmanı da o sağlıyordu. Geminin sahibi Kahraman Sadıkoğlu fuhuştan haberi olmadığını savundu. Tevfik Ağa'nın İstanbul'da yalısı, New York'ta gayrimenkulleri var. Yatı 5-6 yıldır kiralıyordu. Kiraladığı zaman yanında Kazakistanlı bakanlar da oluyor. Yanlarında sürekli 8-10 bayan da bulunuyor. Otele de bayanlarla gidiyorlar. Irak'ta bulunan armatör Sadıkoğlu olay üzerine Türkiye'ye dönme kararı aldı. Savarona ile devam edeceğiz. Ne oluyor diyorsunuz değil mi? Bu skandal nasıl meydana geldi? Şimdi Kazaklar ortaya çıktı. Peki bundan evvel böyle fuhuş skandalları yaşanıyor muydu? Başka iddialar var mıydı? O gemide Türkler de hiç bulundu mu bulunmadı mı? Aklınızı kurcalıyor. Ancak devlet harekete geçti.